Herkese merhaba. Bugün beğeneceğinizi umut ettiğim bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz şöyle bir çeyrek daire verilmiş. Bu çeyrek dairenin içerisinde iki tane kiriş var. Bakın şurada özel bir nokta belirlenmiş. Bu nokta öyle bir nokta ki şu kirişi 4 birim yapıyor, şu kirişi 8 birim yapıyor. Evet bu bilgiler ışığında bu çeyrek dairenin yarıçapı soruluyor. Evet. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle soruyu kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdunuz varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi bu sorunun çözümünü yaparken iki farklı yöntem uygulayacağız. Birincisi uzun bir yöntem ve geometrinin temel ilkelerinden faydalanmaya çalışacağız. Pisagor bağıntılarından faydalanmaya çalışacağız. Diğeri ise trigonometrik çözüm olacak. Şimdi gelin uzun yöntemle bu soruyu nasıl çözüyoruz? Şimdi bu çeyrek daireyi öncelikle bir yarım daireye şu şekilde tamamlıyoruz. Bu durumda ne olacaktır? AO uzunluğu eşittir OB uzunluğu eşittir OC uzunluğu yani yarıçapları gösteriyor. Şimdi bir sonraki aşamada arkadaşlar bakın şu D ile A noktasını birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz zaman ne oluyor? Çapı gören bir çevre açı oluşuyor yani şu ADB açısı çapı gören bir çevre açı çapı gördüğü için de 90 derece olacaktır. Şurası 90 derece. Şimdi burası 90 derece olduktan sonra. Bakın şu O noktasıyla daha doğrusu O noktasından DB kirişine bir dikme çıkıyoruz. Dolayısıyla ne olacaktır? O kirişi yani DB kirişini iki eşit parçaya bölecektir. DB uzunluğu 8 olduğu için DE uzunluğuyla EB uzunluğu 4'er birim olacaktır. Şimdi bir sonraki aşamada şuradaki OE uzunluğuna x dersek AD uzunluğu ne olacaktır? 2x olacaktır. Çünkü benzer üçgen var. Görüldüğü üzere boyalı olan dik üçgenler benzer üçgenler ve benzerlik oranı 1'e 2. 4'ün 8'e oranı 1'e 2 olduğu için şuraya x dediğimiz zaman şuranın tamamı yani AD uzunluğu da 2x olacaktır. Şimdi bir sonraki aşamada açılarımızı belirtelim. Şimdi şu açıya yeşil diyelim. Dolayısıyla şuraya da kırmızı dersek bu bize ne diyor? Kırmızıyla Yeşilin toplamı 90 derece diyor. Dolayısıyla burası ne olacaktır o zaman? Yeşil olacaktır. Şu büyük olan üçgenden dolayı. Şimdi şuraya x dediğimiz için, şurası da 4 olduğu için, şurası ne oluyor? x kare artı 16'nın kare kökü. Yani şu OB uzunluğu x kare artı 16'nın kare kökü oluyor. Dolayısıyla şurası da yine AO uzunluğu da karekök içerisinde x kare artı 16. Yani çemberimizin aslında yarı çapını belirtiyor. Şimdi burada benzer üçgen var. Hangi üçgenler benzer? Bakın şuradaki e, şu üçgenle yani AOF üçgeniyle, AOF üçgeniyle şu ADB üçgenleri benzer üçgenler. Dolayısıyla şimdi OF uzunluğu, OF uzunluğu kırmızı açının karşısı. Kırmızı açının karşısı OF uzunluğunun büyük üçgende yani ADB üçgeninde kırmızının karşısında ne var? 8 var. Dolayısıyla OF bölü 8 eşittir yeşinin Yeşil'in karşısında Karakök içerisinde x kare artı 16 var. Diğerinde ise Yeşil'in karşısında büyük olan üçgende 2x var. Dolayısıyla bu bağıntılar, daha doğrusu bu ilişkiden yola çıkarak OF'yi 4 çarpı karekök içerisinde x kare artı 16 bölü x olarak buluyoruz. OF şurası. Dolayısıyla burası 4 çarpı karekök içerisinde x kare artı 16 bölü x. Şimdi şuradaki üçgende yani AOF üçgeninde Pisagor mantığını uygularsak yani AO'nun karesi artı OF'nin karesi eşittir AF'nin karesi. Buradan AF ne çıkıyor? AF de buradan x kare artı 16 bölü x çıkıyor şurası. Burası x kare artı 16 bölü x çıkıyor. Tamamı neydi AD'nin? Tamamı 2x'ti. Dolayısıyla şuradaki FD'yi bulmak için ne yapmak gerekiyor? 2x'ten x kare artı 16 bölü x'i çıkartmak gerekiyor. Buradan da FD uzunluğu x kare eksi 16 bölü x çıkıyor. Şurası. Evet, şurası. x kare eksi 16 bölü x çıkıyor. Şimdi bakın, şuradaki CDB açısı. CDB açısı arkadaşlar, şuradaki CB yayı, CB yayı 90 derece olduğu için geriye kalan dairenin diğer yay uzunluğu açı olarak ne olacaktır? 270 derece olacaktır. 360 eksi 90'dan. Dolayısıyla o yayı gören şu CDB çevre açısı olacaktır? O 270'in yarısı yani 135. Yani şu açının tamamı 135 ise şurası da 90 ise dolayısıyla geriye ne kalıyor? CDF açısı ne kalıyor? 45 kalıyor. Demek ki şu açı CDF açısı 45 derece. Şimdi şu C'den FD'ye şöyle bir dikme çıktığımız zaman burası 45 olduğu için burası 90 olacağından burası da 45 oluyor ve hipotenüsü 4 olan bir ikizkenar dik üçgen elde ediyoruz. Ee, dolayısıyla bu GD uzunluğu ve CG uzunluğu ne olacaktır? 2 kök 2 olacaktır. Yani 4 bölü kök 2 olacaktır. Yani 2 kök 2. Buradan da yola çıkarak şuradaki şu FG uzunluğu, şuradaki FG uzunluğu tamamı x kare eksi 16 bölü x'ti. Yani FD uzunluğu x kare eksi 16 bölü x'ti. Oradan 2 kök 2 düşersek şuradaki fg uzunluğunu buluruz. Yani fg eşittir x kare 16 bölü x eksi 2 kök 2 çıkıyor. Neresi? Şurası. Bakın buradaki şu boyalı olan üçgenle şurası yeşil açı olduğu için şurası da yeşil açı. Burası 90 derece olduğu için burası da kırmızı açı. Dolayısıyla şu boyalı olan üçgenle şuradaki üçgen yani bu ikisi de dik üçgen ikisi benzer üçgenler. Şimdi benzerlik teoremini uyguluyorum. 2 kök 2. Şurası 2 kök 2. Dolayısıyla 90 derecenin karşısında 2 kök 2 var. Diğer üçgende 90'ın karşısında pardon yeşilin karşısında şurası CG uzunluğu 2 kök 2. Küçük üçgende yeşil açının karşısı 2 kök 2. Büyük üçgende ise şuradaki üçgende ise yeşilin karşısında var. Kara kök içerisinde x kare artı 16. Dolayısıyla 2 kök 2 böyle. kara kök içerisinde x kare artı 16 eşittir. Küçük üçgende kırmızının karşısında ne var? x kare eksi 16 bölü x eksi 2 kök 2 var. Bu taraftaki üçgende kırmızının karşısında ne var? 4 çarpı kare kök içerisinde x kare artı 16 bölü x var. Evet bundan sonrası artık e, geometriden çıktı. cebirsel işlemlere kalıyor. Dolayısıyla bakın burada şimdi kare kök içerisinde x kare artı 16 var. Burada da kare kök içerisinde x kare artı 16 var. Bunlar birbirini götürdü. İşler dışlar yapıyorum. Şu 4 ile 2 kök 2'yi çarptığım zaman sol tarafta 8 kök 2 oluyor. Sağ tarafta da buradaki 1 bölü x'i de yukarı çıkarttığımız zaman şu x de sadeleşir ve 2 kök 2 x gelir. Dolayısıyla x kare eksi 16 eksi 2 kök 2 x oldu. Buradan da x kare eksi 2 kök 2 x eksi 8 kök 2 eksi 16 eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden bir denklem elde ediyoruz. Şimdi bu ikinci dereceden denklemi e, ee, çözersek x eşittir 2 kök 2 yani eksi b artı eksi kök içerisinde b kare eksi 4 ac bölü 2a formülünü buluyorum. 2 kök 2 artı eksi kare kök içerisinde 8 artı 4 çarpı 8 kök 2 artı 16 bölü 2. Buradan da şunu 4 parantezine alırsak onu da dışarı 4 ile 2 diye çıkartırsak. 2 kök 2 artı eksi 2 kare kök içerisinde 2 artı 8 kök 2 artı 16 bölü 2. 2'ler sadeleşti. Dolayısıyla x eşittir. Kök 2 artı eksi kare kök içerisinde 18 artı 2 kök 32 çıktı. Bunu da arkadaşlar... Ee biraz daha sadeleştirirsek eğer kök 2 artı eksi kare kök içerisinde 16 artı kök 2. Bakın şu 32 16 ile 2'nin çarpımı eşit toplamları da 18 olduğu için kök içerisinde 18 artı 2 kök 32 gördüğümüz yere kök 16 artı kök 2 yazabiliriz. Onu yapıyorum. Ee, buradan da sonuç 2 çarpı 2 artı kök 2 çıkıyor. Evet x'i bulduk. Burada da artıyı alıyoruz. Çünkü eksiği alırsak eğer eksi çıkacak bu ifade. Uzunluk eksi olamayacağı için o yüzden eksiği almıyoruz. Artıyı alıyoruz. Şimdi x'i bulduk. Peki çemberimizin yarı çapı neydi? Kare kök içerisinde x kare artı 16 idi. Dolayısıyla x gördüğümüz yere 2 çarpı 2 artı kök 2 yazarsak r'yi yani cevabını aradığımız çemberimizin yarı çapını kare kök içerisinde 40 artı 16 kök 2 olarak buluyoruz. Bunun da yaklaşık değeri 7,9137 çıkıyor. Evet oldukça yoğun işlem yaptık. Benzerlik teoremlerinden faydalandık ve sorumuzun cevabını bulduk. Şimdi gelin aynı soruya bir de trigonometrik bir yaklaşım sergileyelim. Şimdi şuradaki CDB açısının 135 derece olduğunu az önce gösterdik. Sebebi de neydi? Şu CB yayı 90 derece olduğu için, 90 derece olduğu için daireyi tamamlarsak geri kalan yayın açısal değeri 270, ...ne olacaktır? 360 eksi... ...şu CB yayı 90 derece olduğu için... ...geriye kalan yani bu daireyi tamamlarsak... ...geriye kalan yay ölçüsü ne olacaktır? 360 eksi 90'dan 270. Dolayısıyla 270 dereceye gören çevre açı ne olacaktır? 135 derece olacaktır. Dolayısıyla şimdi buradaki boyalı olan üçgen... Bakın bir kenar uzunluğu 4, bir kenar uzunluğu 8 ve aralarındaki açı 135 derece. Dolayısıyla kosinüs teoremi uygulayabilir. Yani şu CB uzunluğunu arıyoruz. CB'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı 8'in karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı kosinüs 135. Buradan CB'nin karesi eşittir. 80 eksi 64 kosinüs 135 eksi kök 2 bölü 2. Yerine yazdım. Bu durumda CB'nin karesi 80 artı 32 kökü çıkıyor. Buradan da CB karekök içerisinde 80 artı 32 kök 2 çıkıyor. Biz neyi arıyorduk? Yarı çapı yani OB'yi veya OC'yi arıyorduk. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen var. Dolayısıyla CB uzunluğu kök 2'ye bölersek e, yarı çapı bulmuş oluruz. O da kare kök içerisinde 40 artı 16 kök 2 çıkıyor. Evet tek bir aşamada tek bir işlemle daha doğrusu tek bir adımda sorunun cevabını bu şekilde trigonometrik olarak da hesaplayabiliyoruz. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalı olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.